Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda altın ve gümüş değerlendirmesi yapacağız. Özellikle gram altın, gram gümüş, altın ons ve gümüş ons bizler için kritik seviyeleri hangi seviyelerde olacak sizlerle birlikte bunu burada bulmaya çalışacağız arkadaşlar. yayınımıza başlamadan önce kanalımıza bir beğen atarsak arkadaşlar beni çok sevindirirsiniz. Özellikle beğen tuşunu kullanmayı arkadaşlarımızın çoğu unutmakta. O yüzden beğen tuşunu kullanırsanız beni sevinirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olup anlık canlı yayınlardan da faydalanabilirler. Artık ara ara canlı yayınlar da yapacağız. O yüzden beni takip etmekte fayda var diye düşünmekteyim. Özellikle bugün hafta sonu olması itibariyle konularımızı e, yavaş yavaş tane tane anlata anlata geçeceğiz özellikle altın ve gümüş tarafında önemli fırsatlar ve e, güzel formasyonlar oluştu arkadaşlar sizlerle birlikte bu formasyonları da burada değerlendireceğiz Evet yayınımıza başlayalım e, altın tarafından hemen altının onsuyla başlayalım daha sonra gram altın ve gümüş şeklinde değerlendirmelerimize devam ederiz Özellikle biliyorsunuz arkadaşlar Biden'ın teşvik paketiyle ilgili açıklamalarından sonra ABD tarafından da gelen teşvik paketi açıklamalarıyla birlikte altında yukarı yönlü hareket başlamış gibi gözükmekte. Özellikle de yukarı yönlü hareket başlangıcı olarak da gördüğümüz bir toba oluşumumuz altın tarafında mevcut. Bizler bu toboyu takipteyiz arkadaşlar. Özellikle özellikle Kısa vadede bu TOBO'da 4 saatlikte oluşmuş olmasından kaynaklı olarak da yukarı yönlü hareketler yatırım tavsiyesi olmamak ve bu TOBO'nun çalışma şartına bağlı olarak da yukarı yönlü ani hareketlerle de karşılaşabilirsiniz. Bizler için önemli olacak e, bu TOBO'daki özellikle stop yerlerini de sizlerle birlikte belirleyeceğiz arkadaşlar. E, fakat altın ve gümüşte güzel yerler gözükmekte. Şimdi Toba'mıza bir bakalım. Toba'mızdaki gelişmeler ne yönde? Sizlerle birlikte bunu bir değerlendirmeye alalım. Öncelikle arkadaşlar bakın şurada bir Toba oluşumuz mevcut. Toba'mız neydi? Hem de sizlerle bir eğitim amaçlı olsun. tobo ters omuz baş hareketi demek arkadaşlar. Bu ters omuz baş hareketinin oluşturduğu harekete de biz Toba diyoruz. Evet şurada gördüğünüz tobo hareketi diyoruz altının onsunda özellikle e, bu tobo hareketimiz e, şu an itibariyle mevcut o yüzden bizler için e, tobonun yani bu formasyonun şartlarını değerlendirmek önemli bizim burada şartlarımız toboda neydi arkadaşlar e, ilk etapta boyun çizgisi bakın şuradaki boyun çizgisi ve dip çizgisi arasındaki mesafe Şuradaki mesafe yani bu mesafe buradan kırıldığı zaman arkadaşlar şuradaki mesafe kadar e, yukarı yönlü atması beklenir. Hatta şuradaki mesafe kadar yukarı yönlü atması beklenir. Çünkü buradaki aralığı toba oluşumlarında e, yukarıdaki kırılım olan mesafenin üstüne ekliyorsunuz. Ve buradaki mesafemizde arkadaşlar buradaki tobonun ana hedef mesafesi de 2000 dolar civarı. Bakın 2000 dolar. Birçok analiste dinliyorum. Hiçbir analiste de buna değinmiyor arkadaşlar. Bununla değinmemelerinin sebeplerini de pek anlamış değilim. Yatırımcısına niçin bu bilgileri verilmiyor? İnanın bu kadar basit bir formasyonu niçin sizlerle paylaşılmadı? benim de çok garibime gitti. O yüzden bunu sizlere cumartesi gününe bıraktım. Özellikle sizlerle birlikte paylaşıp bunu da sizlere anlatabilmek için Bakın arkadaşlar bu formasyon Gerçekten önemli bir formasyon ve e, Başarı oranı yüksek bir formasyondur. E, bu Tobon'un e, Bu şekilde çalışmaya devam etmesi halinde 2000 dolar seviyelerine kadar e, Yukarı yönlü hareket başlatması da e, Olası bir harekettir. O yüzden bu TOBO'yu takipte kalacağız. Tobon'un boyun çizgisi Bakın arkadaşlar tam şuradan geçmekte mavi tren çizgisini e, takip edin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. E, bu mavi tren çizgisini de boyun kısmına koyduğumuz zaman buradaki trendin şu an itibariyle şuradan 1874 civarından yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. E, bu 1874 tobonun Bakın şurası sol omuzu, burası sol omuz oluşumu ve burası da sağ omuz oluşumu tamamlanmış durumda arkadaşlar. Buradaki sağ omuzun ilk etapta kısa da hedefi şurada gördüğünüz ilk ok seviyesi kadar olan seviyedir. Ve bu da 1929 seviyesidir arkadaşlar. Yaklaşık takribi biraz aşağı veya yukarı değerleri olabilir Fakat e, tam net olarak aldığımız zaman buradaki sağ omuzun hedefi 1929 dolar seviyesini göstermekte tobonun asıl ana bölgesi yani şurada gördüğümüz ana hedef bölgesi bunun mesafesi de arkadaşlar yukarıda 2000 dolar seviyesini göstermekte bizim burada peki diyeceksiniz e, Sayın Başkan biz bunu nasıl takip edeceğiz bu takibi çok basit arkadaşlar. Bu boyun çizgisi yani 1874 1870 diyelim biz buna. 1870 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe kısa da bu tobonun şuradaki sağ omuz hedefi arkadaşlar 1929 seviyesidir. Bu 1929 seviyesi yukarı yönlü aşıldığı takdirde ikinci hedef bölgesi yani ara hedef bölgesi de şuradaki 1968 tepesidir arkadaşlar. Bakın şuradaki 1968 tepesi ve bu Tobon'un asıl hedefi olan da 2000 dolar civarındaki seviyedir. O yüzden biz bunları takipte kalacağız. Yani e, Tobomuzda da şurada gördüğünüz 1876 seviyesi. Bunu biraz daha çekin arkadaşlar. Fakat e, 1874-1870'e kadar çekin. Buraya kadar gevşemeler de normal. E, boyun çizgimiz aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe. Bakın bunu da buraya eklediğimiz zaman. Şuradaki 1870 seviyesi bizim için önemli bir seviye. Bu seviye altına inilmediği müddetçe. Dediğim gibi kısa da bu sağ omuzun arkadaşlar hedefi şuradaki 1929 seviyesi. Bu kısadaki hedef seviyesi şurası ana hedef seviyemiz de tam şuradaki arkadaşlar 2000 dolar seviyesi. Evet. Şimdi e, diyeceksiniz başkan bu formasyon nerede bozulur? Arkadaşlar bu formasyon bakın şuradaki 1760 seviyesi altında bir kapanış gelirse Şuradaki 1760 seviyesi altında yani bu tobonun alt çizgisi, başlangıç çizgisinin şurasından altında bir kapanış gelirse o zaman buradaki tobo oluşumu bozulur arkadaşlar. Kimi analistlere göre de sağ omuzun altında bir kapanış bu hareketi bozar. Yani ikisini de takip edebilirsiniz. Sağ omuzun altındaki kapanış 1820 civarına denk geliyor bunu da burada ben sizlere önceden belirledim. Yani 1820 ilk etapta e, altında bir kapanış olmadıkça bu Tobon'un ana hedefi 2000 dolar seviyeleri yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla beklenebilir. 1820 altında bir kapanış olması halinde de arkadaşlar e, tekrardan 1760 seviyeleri bu Tobon'un alt seviyelerine doğru e, aşağı yönlü bir düşüş hareketi de yaşanabilir o yüzden stop noktalarımız ilk stop noktamız 1820, ikinci stop noktamız da 1760 seviyesinde tutulabilir arkadaşlar. E, fakat 1760 kırılmadığı müddetçe de bana göre yukarıdaki 2000 dolarlar e, ons altında hedef olarak gözükmekte. Evet bugün e, tane tane size anlatıyorum ki cumartesi piyasalarda kapalı arkadaşlar. Rahat rahat analiz edelim diye gram altın tarafına da bakalım hemen gram altın e, gram altında da 459 bakın arkadaşlar şurada 459 seviyesinde sıkışmış durumdayız ve 459 seviyesinde güzel bir de e, destek bölgesi mevcut şuradaki 459 seviyesi gram altında da yine e, ons'a bağlı olarak arkadaşlar Şurada yukarıda bir 471 e, seviyemiz mevcut. Şu an bu sıkışıklık bizim 459 ve 471 bantları arasında gelişmekte. 471 seviyesi ons bazda yukarı yönlü e, kırıp burada bir kapanış görmemiz halinde arkadaşlar. Gram altında da 478 e, Bant aralığı ben çalışacağını düşünmekteyim. Yani buradan bir 478 aralığına doğru e, ons bazlı. E, dolar da artık buna yıl sonuna doğru eşlik ederse arkadaşlar. Bu 478 de yukarıya kırılıp. 506 TL civarlarına doğru gram altında da hareketler görmemiz mümkün. Çünkü e, ons tarafında altın ons tarafında. Kuvvetli formasyonlar çalışması halinde. E, buradaki hareketleri de yukarı yönlü. Önce 478 ardından da 506'lı seviyelere doğru yukarı taşıyabilir. E, o yüzden altın ve gümüş tarafındaki arkadaşların sabırlı olmalarında fayda var. Özellikle e, gram altında buradaki oluşumda bir e, dikkatimizi çekmemek çekmekte arkadaşlar. Bu oluşumumuzda. Burada bir çanak diyebiliriz bunu. E, çünkü tobo diyebilmemiz için burada bir sağ omuz oluşması lazım. Fakat e, bu daha çok çanak oluşumunu andırmakta. Bunun alt tarafı da 440. Üst tarafı, çanağın üst tarafı da şu an itibariyle 471 civarlarından geçmekte. E, burada da arkadaşlar artık e, gördüğünüz gibi bir 30 kuruşluk bir mesafe ve bu da 498 499 yani 500 civarlarına doğru bu formasyonun özellikle de şuradaki 471 478 üzerinde kapanışlara başlaması durumunda bu formasyonun da 500'lü seviyelere doğru e, yukarı yönlü hareket etmesi beklentilerimiz dahilinde arkadaşlar tabi bunu da çalıştırabilmesi için e, biraz da Dolar tarafından da bize bir destek gelmesi şart. Hem dolar hem altın bazlı yukarı yönlü hareketler de görebilirsek e, bunlar da bize e, gram tarafında da yukarı yönlü daha hızlı hareketler görmemizi sağlayabilir. Bazı arkadaşlar e, yorumların altına <laughs> yazıyorlar. Hani gerçekleşmedi arkadaşlar bir gün ve iki günde siz e, altında bu kadar hızlı hareketler bekliyorsanız Altın yatırımcısı olmayacaksınız. Çünkü altın öyle bir günde iki günde hareket etmez. E, altın genellikle orta vade ve uzun vade yatırımıdır. O yüzden özellikle altın tarafı sabırsızların sabırlılara para kaybettiği bir piyasadır. Unutmayın altında yön e, buradaki formasyonları e, çalışması ve stop noktalarında takip etmeniz durumunda hala da yukarı gözükmekte ve yukarı hareketinde de hiçbir değişiklik gözükmemekte. Gümüş tarafına geçelim hemen. Gümüşün onsuyla başlayalım. Gümüşün ons tarafına baktığımız zaman arkadaşlar gümüşün onsunda da e, gene altın onsundaki gibi e, bir toba oluşumu mevcut. Evet. Burada da bir ters omuz baş omuz hareketi mevcut. Bakın burası sağ omuz <laughs> Şurası da bir sol omuz şeklinde düşünülebilir. Bunun boyun kısmı da arkadaşlar görüyorsunuz tam şuradan geçmekte. Şurası da tobomuzun alt kısmı diyelim. Şimdi gümüşte tobomuzun alt kısmı 21.82 civarından geçmekte. Şuradaki 21.82 en dip alt seviyesi. Yani buradan hareket başlamış arkadaşlar bizim için. Tobomuzun ve bu alt hareket ilk etapta 25 dolarlar seviyesine kadar e, uzanmış. Ve buradan tekrardan 23.50 civarına gelip arkadaşlar bakın şuradaki 23.50 civarına gelip bir sağ omuzu oluşturma hareketine girmiş. Bu sağ omuz bizler için e, şimdi şu arası e, bu alan çok kritik. Şuradaki 25 dolar bakın arkadaşlar. Şimdi 25 dolar gümüşte. Ons tarafında özellikle önemli bir destek görevi görecek. Çünkü bu Tovo'nun boyun kısmı şu an 25 dolar iti, e, civarından geçmekte. Aşağıda ne dedik ki 23.58 sağ, omuzumu, sağ omuzun e, oluşumunun başladığı yer 23.50. Bu omuz kaçta bitmiş? 25 dolarda. Yani kısa da gümüşün onsunun hedefi buradaki hareketin yukarı yönlü devam etmesi durumunda kısa da bir 26.44 gümüşün ons tarafındaki hedef noktası. Bu 4 saatlikte bu olaylar geliştiği için de arkadaşlar e, yukarıdaki özellikle dirençlerin kırılımıyla birlikte sert ataklar yaşanabilir. Bakın uyarıyorum sizi sert ataklar yaşanabilir. Çünkü bu kırılımlar toboyu hızlandırabilir. Ya da bir matruşka gibi arkadaşlar e, ileri geri, ileri geri şeklinde de e, bu hareketler yukarı yönlü hız kazanabilir. Gümüşte de gene bu hareketin bozulabilmesi için sağ omuz altı yani 23-57 stop ilk stop, ikinci stop yeri de 21.80 seviyesi olarak düşünülebilir ki e, buraların kırılımı buradaki oluşumu bozabilsin. Bu oluşumlar çok önemli arkadaşlar. Bu oluşumları Lütfen dikkat edin. Fakat 25 dolar üzerinde kalındıkça bu formasyonun devamı beklenebilir. Ee, ve dediğim gibi e, ilk etapta yukarıda 26.44 ve şuradaki Tobon'un ana başlangıç noktası. Asıl büyük e, gövdenin olduğu bölgenin ana hedefi de gümüşün ons tarafında 28 dolarlar civarına denk gelmekte. Bu da orta vadede Gümüşün ons tarafındaki e, bu çanağın tobonun çalışmasıyla birlikte ana hedef bölgesi halinde takip edeceğimiz bölgeler içinde. Evet, Gümüşün onsuna da baktık, e, Gümüşün gramına da bakalım. E, bunu da gene ons grafiği üzerinde yapacağız arkadaşlar. E, gümüşün bizler için ilk etapta biliyorsunuz, e, onda da e, gram bazlı olarak e, dolara bağlı ve gümüşün ons tarafına bağlı hareketler yaşandığı için gümüşün gramında da ons bazlı gene yukarıya yönlü hareketler beklememiz muhtemel. Bunu ons grafiği üzerinde anlatmaya çalışacağım ben sizlere. Evet gümüşün gramındaki arkadaşlar özellikle şurada 6.26 direnç seviyesi dikkatle takiplerinde olacak arkadaşlar. İlk etapta buradaki e, gümüş gramda 626 direnci önemli. Çünkü bu direnci yukarı yönlü açtığımız zaman yukarıda bir gene 652 direnç bölgemiz mevcut ve bunların ana hedef bölgesi arkadaşlar 711 seviyesi. Bakın bu kısadaki hedef 711 seviyesi, kısadaki hedef. 626 ve 652 dirençleri bu hafta zorlanıp yukarıya yönlü kırılabilirse arkadaşlar ben gümüşün gram tarafında da 7-11'li seviyelere doğru yukarı yönlü atakların gelebileceğini düşünüyorum. Bu tobo kaynaklı ONS'taki tobo kaynaklı hareketlerden dolayı. Gümüşün ONS tarafında yine bizler için 5-94 desteği kuvvetli bir destek arkadaşlar. Bu destek üzerinde kaldığımız müddetçe yukarı hareketlerin devamı gene bizler için mümkün. İkinci bir destek bölgesi de gümüşün gram tarafında gene 5.74'te bulunan destek bölgesi. Bu destekler üzerinde kaldığımız müddetçe de gümüşün gram tarafında ana hedef bölgesi olarak yatırım tavsiyesi olmasın. Bu iş tamamen buradaki bulduğumuz formasyonların hedef bölgesine dayanarak yapmış olduğumuz analize göre 7 11 seviyelerini gümüşün gram tarafında da bizlere göstermekte. Yani altın ve gümüş tarafında hareketler ve formasyonlar güzel arkadaşlar. Eğer ki bunların çalışması boyun seviyelerinin üzerinde kapanışların devamının gelmesi halinde de hedef noktalarını sizlerle birlikte belirledik. Bugün hafta sonu olması itibariyle de videomuzu Tane tane çekmeye özen gösterdim ki hepiniz anlayabilirsiniz. Ee, şimdilik bu videomuza son verelim. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalıma bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmayı unutmasınlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.